Mihrimah Sultan Camii'ne giriyoruz. Ya bu biraz bir yokuşta yer aldığı için ufak bir tepe. O yüzden bu merdiveni takip ederek çıkmak zorundayız. Merdivenin bitiminde bizi bir alan karşılıyor. Hemen sol tarafımızda dışarıdaki avlu kısmı var. Fakat biz sağ tarafa doğru devam ediyoruz. Orası da iç avlu. Grubunuzla geldiğinizde anlatım yapmak için en müsait yer sanırım burası. Gayet sessiz. Sağ tarafta şadırvan mevcut. Hemen sol tarafında caminin ana giriş kapısı görülebiliyor. Daha iyi anlatabilmek için caminin etrafında bir tur atmak istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi camiler kara planlı yapılar ve bir ana girişi ve çoğunlukla iki tane de küçük girişleri oluyor. Hemen sol tarafta bir girişi daha var. Fakat biz bu taraftan geldiğimiz için ana giriş bize daha yakın. O kapı kullanılabilir. Ve yine sağda köşede hemen şu işareti gösterebilirim. Erkek misafirleriniz için kullanabilecekleri tuvaletler mevcut. Patikayı takip edersek yine ilk merdivenden çıktıktan sonra gösterdiğim o dışarıdaki avluya varabiliriz. Yani bu solda küçük girişlerden bir tanesi. Dediğim gibi şu anda caminin etrafında tur atıyoruz. Kadın misafirleriniz için de tuvaletler hemen burada. Gayet yakın. Ve burası dışarıdaki avlu. Yine bu yön Fatih semtine bakıyor. Bu taraf caminin dışarıdan görünüşü. Biraz daha yürürsek 360 derecelik o turumuzu tamamlayacağız ve yine az önce çıktığımız merdivenli kısmı size göstereceğim. Yapı külliye olduğu için kendine ait bir alanı var. Bariz bir şekilde duvarlarla çevrili. O yüzden içeri girdiğinizde sınırları çok net görülebiliyor. Çok kafa karıştırıcı bir yapıya sahip değil. İşte burada o turumuzu tamamladık. Sağda az önce çıktığımız merdivenleri yeniden görebilirsiniz. Az önce biz buradan çıktık ve sağdan iç avluya doğru devam ettik.